Neredeyiz Serhan? Nisa Antik Kenti, Nisa Mazilli. Antik Kenti, evet. Mazilli Sultanhisar. Evet. Buraya Dionysos'un anlat bakalım. yeri. Dionysos'un, Tanrı Dionysos'un yeri. Tanrı Dionysos kim? Zeus'un çocuklarından biri, Semele'den doğma. Semele ölümlü bir kadın. Yani dolayısıyla Tanrılar Panteonu'na en son giren ve ölümlü bir kadından olup da tek giren Tanrı Dionysos'tur. Şarap bağ bozumunun, esrimenin tanrısıdır. Diğerlerinin hepsinden çok farklıdır. Ve sol el yolunu temsil eder Dionysos. Onunla ilgili bir sürü tapınç vardır. Sonra Roma döneminde Bacchus olarak anılmıştır ve Bacchus gizemlerine yol açan ilahtır diyelim. Burada çok acayip bir doğa var. Aşağıda Menderes Nehri'nin bir kolu uzanıyor sanırım. İki tane antik tiyatro üst üste yapılmış. Biraz yürüyelim bakalım. Burayı zaman zaman ziyareti kapatıyorlarmış, yasaklıyorlarmış. Biz şu anda festival için buradayız. Nazilli Kültür Sanat Edebiyat Festivali'ne konuk olarak geldik. Ve özel izin almaları gerektiğini falan söylediler ama sorun olmadı. Neden öyle bir şey var? Açıklayamadılar da. Bölge şifasıyla da ünlüymüş çünkü çok uzak olmayan bir yerde, buradan sanırım 1-2 kilometre kadar ileride şey var, yeraltı suları var, termaller, kükürtlü sular. Dolayısıyla o dönemde mistik bir yer olarak bilinirmiş. Şifa için gelirlermiş. Çok güzel. Gençler de çıkmış. Efendim? Nereden tapınak? Yukarıya doğru çıkacağız değil mi? Ha, buradan mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, iki tane girişim yolu var. Biri sağ el ana yol. Biri sağ el yolu, diğeri sol el yolu. İşte Dionysos'un yolu dediğimiz Bacchus Dionysos veya Zagrey, ki onun başka bir versiyonudur. Bu sol el yolunu temsil eder. Yani her türlü öğretiden ayrı, tamamen doğal bir esrime türü. Dionysos Zagrey doğduğunda eksik olarak doğmuştur. Onunla ilgili çok enteresan bir hikaye var. Titanların onu yiyip kül etmesiyle ilgili. Ondan sonra bu küllerden de bu küller çamurla karıştırılıp oluşan malzemeden de insan yapılmıştır. Yani insanda hem Dionysos'un hem de Titanların maddesi vardır, malzemesi vardır. Daha sonra işte Dionysos Zagrey dünyayı dolaşmaya başlamış ve kendi eksik parçalarını toplamaya çalışmıştır. Efsanelere bir göz attınız bence.